Gördün mü bak? Ne Didem ne Mehmet. İkisi de ortalarda yok. Kim bilir neredeler? Anne ben de merak ettim ama şimdi bu kadar gecikmezse hiç. Sen bu kafayla gidersen daha çok beklersin. Sahip çık kocana kızım, sahip çık. Anne böyle söyleme ne olur. Ben nasıl olsa konuşacağım Mehmet'le. Bir an önce konuş o zaman. Yoksa patlayacağım ben. Aa. Canım oğlum. Her şey senin için. Sen babandan ayrı kalma diye. Ne yapacağız biz ha? Ne yapacağız? Teklifin hala geçerli mi Mehmet? Seni çok seveceğim bir departmana vereceğim. Ayrıca rahatlıkla yabancı dillerini de kullanabilirsin. Öyle mi? Peki sence başarabilir mi? Canım, beceremezsen kovarız seni. Olur biter. Gel bak. Mehmet Bey. İşlere yetişemiyordun ya. Sonunda bir çözüm buldum. Öyle mi? Hı hı. İlker Bey kişisel iletişim uzmanımız. Nihan da yeni asistanım. Memnun oldum. Ben de. Aramıza hoş geldin. Nihan sana emanet. Ne biliyorsan öğret. İki dili vardır ha. Çok çalıştır. İyice sömür de çalışmak neymiş görsün. Hadi kolay gelsin. Buyurun. Umarım hayırlı haberler verirsiniz doktor hanım. İnşallah Orhan'cığım. Evet tahmin ettiğim gibi bu sıradan bir üşütme değil. Ya ne öyleyse? Size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Maalesef benim uzmanlık alanım değil. Kime göstereceğiz peki? Bir uzman arkadaşım var. Kendisi profesördür. Ona giderseniz size yardımcı olacaktır. Yalnız bir an önce arayın. Çok hastası var. Randevu almanız zor olabilir. Gerçi kendisi özel hastanede çalışıyor ama... Hiç önemli değil. Maalesef benim yapabileceğim sadece bu. Peki teşekkür Hadi ederiz. Hayat. Rica ederim. Doktor hanım bizden bir şeyler saklamıyorsunuz değil mi? Bebeğin durumu çok mu kötü? Lütfen uzman arkadaşıma gidin. O size gerekli açıklamayı yapacaktır. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Mehmet, ne yaptığının farkında mısın sen? Resmen ateşle oynuyorsun. Hayırdır Onur, neden bahsediyorsun sen? Nihan'ı gördüm. İşe başlamış. Ha, onu diyorsun. Mehmet, bunu nasıl yaparsın? Gümüş öğrendiğinde ne hisseder düşünsene. Bak hata yapıyorsun hem de çok büyük bir hata. Onur saçmalama. Gümüşten gizli iş çevirecek halimiz yok herhalde. Ben bu konuyu akşam karşıma alıp her şeyi anlatacağım. Anlayacaktır bu durumu. İyi ama mutlaka anlat. Ya tamam çocuk muyum ben? Gümüş bunu öğrense bile... Bilmiyorum Mehmet ya karışık bir durum. Kaptan, sen bunları kafana takma. Ben her şeyi halledeceğim. Benim karım anlayışlıdır. Merak etme. Umarım. Aceleci davrandın. Ya ne yapayım kaptan? Kızın acilen işe ihtiyacı var. Ya tamam da başka bir yerde bir şeyler ayarlayabilirdik. Kaptan Gümüş geliyor. Hadi ben kaçtım. Gümüş canım hoş geldin.
Mehmet biraz dışarı çıkalım mı? Ya birazdan çok önemli bir toplantım var. Konuşmamız lazım Mehmet. Ama... Önemli. Peki. Burada konuşalım. İçeri geçelim ya. Nasıl gidiyor? Benim için iyi de bir de size sormak lazım. Bakalım memnun olacak mısınız işimden? Memnun olmaz mıyım hiç? Artık işleri üzerine yıkabileceğim biri var. Siz bana bu işi öğretin. Ben çok çalışmaya razıyım. Öğrenmişsin bile. Mektubu yazmışsın. Ama daha okumadınız ki. Sen öyle san. Bilgisayarını kendi bilgisayarımdan görebiliyorum. Yazdıklarını gönderdim bile. Sahi mi? İlk işimi yaptım yani, öyle mi? Evet. Vallahi çok hızlısın. Canım çok meraklandırdın beni. Ne söyleyeceksin? Mehmet. Son zamanlarda ben sana karşı... Mehmet. İlk işimi yaptım. Yazdığım mektubu İlker Bey gönderdi. Merhaba Gümüş. Merhaba. Ben konuşmanızı böldüm galiba. Kusura bakmayın. Nihan bugün şirkette işe başladı Gümüş. Evet. Nihayet kendime uygun bir iş bulabildim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Neyse, ben çıkayım en iyisi. Tekrar kusura bakmayın. Gerçekten sana söyleyecektim. Mehmet, misafirlerimiz geldi. Barış Holding'in sahibi Cüneyt Polat. Gümüş. Vaktin varsa konuşabilir miyiz biraz?